Evet, çok güzel bir organizasyon içerisindeyiz. Ülkemizde, şehrimizde olması bize ayrıca bir mutluluk veriyor. Inter Manchester City maçını bütün heyecanla izleyeceğiz. Güzel bir gün olacak Türkiye adına. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda inşallah buralarda Türk takımlarını da görürüz. En büyük arzumuz, dileğimiz bu. Türk misafirperverliğinin nasıl olduğunda inşallah bu vesileyle tüm Türkiye'ye, dünyaya göstermek istiyoruz. FedEx'in organize ettiği Şampiyonlar Ligi Kupası tanıtımında da burada bulunduğum için, bu gururu ayrıca yaşadığım için ve bu gururu bana verdikleri için de onlara ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Allah nasip ederse, çalışırsak, istersek, aklımıza koyarsak inşallah başarırız. Ama şu anki tek hedefim, tek gönlüm, tek isteğim Hatay'ın ve Hatay Spor'un ayağa kalkması. Onun için de var gücümde çalışmaya çalışıyorum. Hatay için elimden ne geliyorsa da yapmaya her zaman hazırım. Evet, yaşadığım süreç kolay bir süreç değildi ama artık normal hayata dönme zamanı geldi. Biz elimizden geldiği kadar Hatay Spor için, Hataylılar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gelecek sezonun planlamasını kurmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir takımla seneye ligimizden devam edeceğiz. Hataylılara da güzel bir moral ve motivasyon olacak. Bu, biliyorsunuz, Mersin'de oynayacağız. Mersin takımının, Mersin şehrinin de yanımızda olduğunu bilmek bizim adımıza çok güzel. Umuyorum Hatay için, Hatay Spor için gelecek sezon güzel olur. Evet, ayrılıklar, yani geleceklerin olduğu kadar ayrılıkların da olacağı mümkün. Ama biz her ayrıldığımız oyuncudan da, her gelen oyuncudan da teşekkürlerimizi iletip mutlu bir şekilde ayrılmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi gidenler oldu ama yerine gelenler daha da Hatay'a ve Hatay Spor'a katkı verecek isimler olacaktır. Bunun için çalışıyoruz.